Amerika'ya gidebileceğinizi ve yalnız gitmenize izin vereceğimi nasıl düşünebilirsiniz siz? Teni olmadan hiçbir yere gidemezsiniz, anlaşıldı mı? Herkese merhaba. Nasılsınız? Rahatsız etmiyorum ya. Ben onu daha önce bir yerlerde görmüştüm sanki. Söylesene bu kız da kim? Cevap verin. Bir türlü hatırlayamıyorum. Gerçekten yüzü çok tanıdık geliyor. Sen de kimsin? Çocuklarımız neden sen olmadan Amerika'ya gidemiyor? Pekala. Kendimi tanıtmayı unuttum. Efendim? Bu kız çok uyanık. Havai fişeklerle dikkatimi dağıttı. Sonra da gizlice eve girdi. Evet, aynen öyle. Aksi takdirde beni içeri almayacaktın ki. O yüzden eve girmek için bir plan yapmam gerekiyordu. Hadi burayı terk et hemen, bırak hadi. Bırak beni, bekleyin. Bırak dedim. Bart. Bırak onu. Gidebilirsin. Kimsin sen? Hangi hakla onların Amerika'ya gitmesine engel oluyorsun? Kim olduğumu ve hangi hakla onları durdurduğumu kendileri söylerse daha iyi olacak. Kim söyleyecek? Bu ikisi. Abi. Büyük baba. Bu teni. Teni de ki. Teni mi dedin baba? Teni mi? Teni mi? Teni mi? Yoksa bu kız odadı mı? Ne? Neler duyuyorum? Dadı mı? Ben o kadar yaşlı mıyım da bana öyle hitap ediyorsunuz? Size yaşlı bir kadın gibi mi görünüyorum? Al başına belayı seni aptal. Dadının anlamı bakıcı. Shorvari ve onun bebeğinin bakıcısı ne demek oluyor, anladın mı şimdi beni? Ey yüce tanrım! Ne? Vah başıma gelenler, yazık bana. Bir çilem bitmeden diğeri başlıyor. Ne olacak benim bu halim? Beni bir bakıcı yaptılar. Hala çok geç değil tanrım. Beni bundan kurtar hemen. Ah hadi ama lütfen böyle ağlama kızım. Madem dadı değilsin o halde kimsin sen? Jalpa bana... Seni Shorvari ile birlikte ona bakman için Amerika'ya göndereceğini söyledi. Ama ben de hayatta olduğum sürece ona benden başkasının bakıcılık yapamayacağını söyledim. Bu yüzden de senin biletini iptal ettim ve kendi biletimi aldım. Ve bunu Shorvari ile Part'a söylemedik. Sürpriz olsun istiyordum. Babaanne, biletini mi iptal ettin? Ne? Amerika biletimi iptal mi ettin? Yalan söylüyorsun değil mi? Ne münasebet? Tanrım ben ne yaptım? Kendi kazdığım kuyuya düştüm. Şimdi ne yapacağım? Ağzında ne geveliyorsun sen? Hiçbir şey. Anlaşılan sen her şeyi biliyorsun. Ama sen kimsin ve bavullarla burada ne işin var? Evet Teni, bir cevap vermen gerekecek. Evet. Anlatacağım. Anlatacağım.
Şorvari var ya, şorvari. O benim... Benim şeyim oluyor. O benim ablam. Ben onun küçük kardeşiyim. Ha? Ne? 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 Kardeşi mi? Kardeşi? Evet. Tanrı bizi korusun. Bir dakika. Bizim şorvarimiz Bengali'dir. Ama sen tam bir Gujaratlı'ya benziyorsun. O halde bu uzak mesafeli akrabalık nasıl mümkün olabiliyor? Cevap ver bana. Nasıl mümkün oluyor? Öyle değil mi? Dinleyin millet. Bu kız yalan söylüyor. Hepimizi aptal yerine koymaya çalışıyor. Bunu kim bilebilir ki? Tabii ki ben bilebilirim. Böyle görülmek için insanları aldattığımı mı düşünüyorsunuz yani? Elbette böyle bir şey yok. Ben de şimdi size nasıl tam bir Gujaratlı olduğumu anlatmak istemiştim. Ben Gujaratlıyım çünkü annem öyle. Yani ana dilim Gujaratça ve ben Gujaratça konuşuyorum. Ama aynı zamanda bir Bengali'yim. Çünkü babam da Bengali. Bak gözlerime, kocaman gözlerim var ha? Ha? Gözlerim kocaman değil mi? Bir dakika, bir dakika. Sen o gün hastanede karşılaştığım kızsın. Evet, aynı kız. Ne? Hayır, hayır, hayır. Hastane olamaz. Ben onunla... Evet, otelde karşılaştığım hizmetçi. Yoksa restoran mıydı? Neresiydi acaba? Sen onu nereden tanıyorsun? Ben... Tanrı hepimizi korusun. Millet, ben bu kızın başından beri bizi kandırdığını biliyordum. Herkesi sakinleştirmek için bir an önce bir hikaye uydurmam gerekiyor. Abla lütfen suçlanmama izin verme. Benim uzun ve çok acıklı bir hikayem var. Hikayemi duymak ister misin büyük baba? Hüzünlü hikayemi. Dinleyecek ve ona dayanabilecek bir yüreğin var mıdır acaba? Benim zavallı bir annem ve zavallı bir babam vardı. Hatta babam özürlüydü. İlaç ve yemek için paramız yoktu. Çok fakirdik. Ve bir gün zavallı yaşlı annem zavallı babamı hastaneye götürüyordu. Çünkü biz çok fakiriz. Bu yüzden trenle gidiyorlardı. Babam kaydı ve kayarken de annemin elini tutunca onu da beraberinde götürdü. İkisi de öldü. Ben tek başıma kaldım. Daha sonra kız kardeşim Şorvari'nin Barado'da yaşadığını hatırladım. Ben de gelip kız kardeşimi görmeyi ve onunla kalmayı düşündüm. Bu yüzden de onu bulmaya geldim ama çok şanssızım. Hem de o kadar şanssızım ki onu bir türlü bulamıyordum. Ve onu bulmak için her yeri aradım. Bilseniz her yeri aradım. Bu yüzden de beni hastanede gördünüz. Hatta garson olarak çalışırken de gördünüz. Bilmiyorum, başka yerlerde de görmüş olabilirsiniz. Anladık, anladık. Peki nasıl oldu da dadı oldun sen? Bunun da soruları bitmek bilmiyor. Ve daha da önemlisi, Part ve Şorvari ile nasıl tanıştın? Kader! Ve kaderin oyununa bakın ki ben fakirim. Yiyecek hiçbir şeyim yoktu ve sokaklarda dolaşıyordum. Bir iş bulmak için ajansa gittim. En azından karnım doyardı. Ve o zaman Part ve Şorvari abla ajansı aradı. Ve ajans da beni Şorvari ablamla buluşturdu. Ve onu gördüğümde omzunda o kadar çok ağladım ki elbisesi neredeyse sırılsıklam oldu. Kaderin işine bak, bizi bir araya getirdi. Şorvari!
Şorvari canım. Evet. Sana onun adına bilet alırken sormuştum. Şorvari, neden bize daha önce onun kız kardeşin olduğunu söylemedin ha? Çünkü ben çok üzgünüm. Daha önce anlatmam mümkün olmadı. Çünkü durum müsait değildi. Ama şimdi... Bazen biz kadınlar kendimize olan saygımızı korumak için ailelerimizin evinde bazı şeyleri saklamak zorunda kalırız. Seni anlıyorum. Sorun değil. Ve abla, lütfen beni affet. Amerika biletimin iptal edildiğini öğrendiğimde panikledim biraz. Şimdi de sen beni fakir ve çaresiz ortada bırakıveriyorsun öyle. Bu yüzden de korktum ve hemen buraya geldim. Ve artık burada olduğuma göre 4-5 gün sizinle birlikte kalabilirim diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Nasıl olur? Anlaşıldı. En azından bu kadarını anlıyorum. Abla, burada seninle kalmamı istediğini biliyorum. Değil mi abla? Ama sen gidiyorsun ve... Beni de zor durumda bırakıyorsun ablacığım. Öyleyse ben de gitmeliyim. Ben artık gidiyorum ve gittim işte. Bu kadar acıklı hikayeden sonra bir zahmet beni durdursun artık. Hadi, hadi durdurun beni. Gitmeme izin vermeyin. Bekle. Şorvari sadece gelinimiz değil, kızımız da. Senin de bu evde hakkın var. Ablanla kalabilirsin. Büyük babacığım benim. Büyük baba, senin çok acımasız biri olduğunu... Yani öfkeli biri olduğunu ben... Korkmana gerek yok. Ben yalan söyleyenleri değil, doğru söyleyenleri severim. Bugün bayramı bizimle kutlar ve bu evin bir parçası olabilirsin. Biliyor musunuz? Bu benim en sevdiğim bayram. Birlikte çok eğleneceğiz, çok. Gel Tenia, seni odana götüreyim canım. Hazırlan da herkesle birlikte bayramı kutlayalım. Tamam. Evet, götür onu. Yalan değil. Bu Gujaratlı Bengalli kardeş akrabalığını... kabullenemiyorum bir türlü. Tanrı hepimizi korusun. Bengali ve Gujaratlı arasındaki bu akrabalık tam olarak nedir? Nasılsa öğrenmenin bir yolunu bulurum. Ne yaptın sen Teni? Yalan söylüyorsun. Hey! Bu senin hatan. Şimdi de bana biletimin iptal edildiğini söylüyorsunuz. Beni burada bırakıp Amerika'ya gitmenizden korktum bir kere. O yüzden öylece içeri daldım. Ama seni Amerika'ya götürmek için bu planı yaptığımızda seni asla yalnız bırakmayacağımızı anlaman gerekirdi. Ama o an beynim çalışmayı bıraktı. Ne yapayım? Hayatta çok aldatıldım. Bu yüzden hemen korkuya kapıldım ve hiçbir şey anlayamadım. Şimdi de anlayamıyorum. Bu benim hatam mı yoksa babaannenizin hatası mı? Sürpriz yaparak bizi şok etti ama ben her şeyi iyi idare ettim değil mi? Ne dersiniz? Ama nasıl bu kadar çok hikaye uydurabiliyorsun anlayamıyorum ben. Kabul ediyorum, kendi adıma bir hata yaptım ama vize ofisinden ikinizi de defalarca aradım ve siz açmadınız. Ben de panikledim.
buraya geldim. Ama ikinizin de bu kadar strese girmesine hiç gerek yoktu. Zaten olanları değiştiremeyiz. Burada kalamazsın. Evet, kalabilirim. Çünkü daha fazlasıyla başa çıkabilecek gücüm yok. Ben sizin evlatlığınızı taşıyorum. Ya aniden fenalaşırsam ya da ciddi bir sorunum olursa sizi bulmak için başka nereye gideceğim ki? Burada kalacağım. Ama Teni... Ne var yani? İkiniz için de daha iyi. O gün yemek yerken Şorvari bana 24 saat yanında olacağını, benimle ilgileneceğini söylemişti. O halde burada kalacağım. Hala, sen... Pony konuşmalarınızı dinlemek için odanıza geliyordu. Ama tam zamanında ona engel oldum. Daha dikkatli olmalısınız bundan sonra. Haklısın ama Teni buraya gelerek işleri karıştırdı. Bu gizliliği daha ne kadar sürdüreceğiz? Buna sonra karar veririz. Şimdi Amerika seyahatini düşünmemiz gerek. Çünkü biliyorsunuz onun bileti iptal oldu bile. Evet. Oldu ya, bütün hayallerim de böylece suya düştü yani. O halde seyahati iptal etmeliyiz. İptal etmek mi? Bunu nasıl yapacağız peki? Bütün aile neden Amerika'ya gitmediğimizi sorarsa onlara ne diyeceğiz? Park, söyler misin? İkiniz de burada kalın. Evlatlığınız bende. İnsanlar bugünlerde garantisiz ev bile kiralayamıyor. Ama ben ikinize hiç düşünmeden evlatlık vereceğim. Yani biriniz burada benimle kalmalı. İkiniz de Amerika'ya gidemezsiniz. Birinizin burada kalması gerekiyor. Anladınız mı beni? Beni dinle Part. Sen Amerika'ya git. Ben burada Teni ile birlikte kalırım. Tedavin için gidiyoruz Shorvari. Su terapin için. Peki ya ailemize söylediğimiz yalan ne olacak? Bu kolay bir karar. Madem tedavi için Amerika'ya gidiyor, onu götür. Part burada benimle kalsın. Hayır, Shorvari'nin tek gitmesine izin veremem. Ama babaannem ve büyükbabamla 24 saat yalnız kalamam. Hem zaten benim de bir terapim olacak. Bu kadar büyük bir riske giremem. Bunun tek bir çözümü var. İkiniz de burada kalın ve evlatlığınızla ilgilenin. Yani şu an beklediğim bebekle, tamam mı? Hey, Bayan Havda, neredesiniz? Doktor Barat sizi görmeye geldi. Aman tanrım, Barat'a sizi arayacağımı söylemiştim ama tamamen unuttum. Hemen girin, yoksa doğruca buraya gelir. Hadi, hadi, hadi! Yoksa bu masala çayı mı? Evet, öyle. Tadı bir harika. Hey, Bay ve Bayan Havda nerede? İşte Part da geliyor. Hoş geldin. Nasılsın yeğenim? İlk defa Bayan Havda'nın ailesinden biri burada olduğu için çok mutlu oldum doğrusu. Bu yılki bayram kutlamaları gerçekten çok farklı olacak. Çok doğru söyledin. Ben de buraya bu bayramı herkes için harika ve unutulmaz kılmak için geldim. Oh, bu arada hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Bir dakika. Sen az önce benimle Gujarat aksanıyla mı konuştun? Bu uzun bir hikaye. Müsait bir zamanda anlatırım. Uzun ve akıllara durgunluk veren hikayeni dinlemeyi çok isterim. Çünkü seninle tanıştıktan sonra çok iyi anlaşacağımıza eminim. Büyük baba, bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsun Teni yeni geldi ve burada yalnız kalacak. Eğer biz Amerika'ya gidersek tamamen yalnız kalacak ve yani Amerika seyahatini iptal etmeyi düşünüyorduk açıkçası biz de. Değil mi Shorvari? Hayır Park. Shorvari'nin tedavisi önemli. Gitmelisiniz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.